koydu. Ben aslında bir yerde oynardım ilkokuldan beri de. Biraz ben yani kafam çalışan biriydim. Kendimi övmek gibi olmasın da ayıp olmuşum. Ölene kadar oynardım diyordum. 5-6 sene önce halı sahaya zorla götürdüler. Bir sakatlandım. Bizden geçmiş dedik. Seyrediyorum şimdi. İzlemeyi seviyorum. Futbolla çok ilgilendim. Salim benim ilkokulda 5 sene okudum sınıf arkadaşım. Çok değerli, sevdiğim bir arkadaşımız. İsmail abi aradı. Karşıyaka maçından sonra futbolculara dedi kahvaltı vermek istiyorum dedi. Ben de kulübü aradım. Ne zaman müsaitlerse dedim. Sağ olsun İsmail abi de bugün bize futbolcularımıza kahvaltı yemeği verdi işte. Sağ olsun, teşekkür ederim. Ben İsmail teşekkür ederim. Şimdi şöyle özellikle İsmail Bey'e çok teşekkür ediyorum. Evet, gerçekten Karşıyaka maçından sonra bizi onurlandırdı. Harika bir otantik bir kahvaltı yeri. Hakikaten birçok yerde olmayan bir branş usulü var. Gerçekten herkese tavsiye ediyorum burayı. Güzel bir birliktelik oldu. Başkanımız daha önceden görüşüp organize ettiği için hemen burada olduk. Oyuncu arkadaşlarımız, ailelerle birlikte. Bunlar güzel şeyler. Ne oluyor? Bu sefer Kozan'da herkes kucak açmaya başlıyor. Hepimiz kucaklaşıyoruz. Çünkü sonuçta Kozan Spor herkesin takımı Kozan'da. Ve bu şekilde kucaklaştığımız zaman her şey güzel oluyor. Ve bu ilk izlenimde, ilk çalışmada İsmail abi önce olduğu için kendisine teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ Ben her şeyden önce bir Kozanlı olarak Kozan'ın birlikteliğini İsmail hocamızın böyle sağladığı için her şeyden önce çok teşekkür ediyorum. Hocamın ve başkanın da dediği gibi çok güzel bir ortam, çok otantik bir ortam. Her şey çok güzeldi. Tekrar burada bulunmaktan dolayı futbolcu arkadaşlarımız adına çok teşekkür ediyorum. Böyle organizelerin memleketimiz adına büyüklerimizin, esnafımızın daha fazla ilgi gösterip takımına sahip çıkmasını istiyoruz. Dediğim gibi her şeyden önce İsmail hocamız böyle bir etkinlikle önce olduğu için çok teşekkür ediyoruz. Bugünkü kahvaltı için de ayrıca çok teşekkür ediyoruz. Her şey çok güzeldi. Çok sağ olun. Vallahi ben de bir Kozanlı olarak Kozan Sporlu kardeşlerimize, futbolcular, teknik heyeti ve başkanı buraya davet etmek bir Kozan'ı birey olarak kendime görev atfettim. Manevi olarak bir desteğimiz olur düşüncesiyle galibiyetten sonra da davet ettim. Beni kırmadılar, geldiler. Sağ olsunlar. Yani bir Kozan olarak herkesin elinden geleni, elinden ne geliyorsa karınca kararınca maddi manevi olarak destekte bulunması lazım Kozan sporumuza. Çünkü kulübün başarısı maddiyatla ilgili bir şey. Yani siz kulübü Kozanlı olarak desteklemezseniz, kulübü maddi olarak özellikle desteklemezseniz başarı gelmez yani, mümkün değil. Onun için ben de eğer memnun edebilirsem futbolcuları, kardeşlerimize, hocamı, ne mutlu bana. Boş ver, sen bana olur mu? Fatih şu biraz da yanlara.